Ömer böyle bir şey yapmaz. Ama yaptı. Neden? Deli mi bu çocuk? Anne, benim de payım var. Sadece onu suçlayarak işin içinden sıyrılamam. Onu çok yalnız bıraktım. Beni ne kadar sevdiğini umursamadım. Çok üzgünüm. Ne kadar üzgün olduğumu bilemezsin. Bunu anlaman için ille de bir felaket mi olması gerekiyordu? Öyleymiş. Kendi ailesine de bunu söyleyemez. Zaten istemiyor. Bence haklı. Şirketin durumunu biliyorsun. Söylesen olacak. Ay, ne yapsak acaba? Paranın gözü kör olsun. Bizim evi satalım. Anneciğim, bu benim aklıma da geldi ama sen karar ver istedim açıkçası. Sağ ol. Kaç para eder acaba? İnşallah işe yarar. En azından katkısı olur. Ben hemen gidip Ömer'le konuşayım. Hadi. Elif'in haberi varmış zaten. Bir şeyler de yapmaya çalışmış ama. Refik'e Beydir'e uğramıyordum. Yılmaz, ortalığı biz boşuna mı telaşa verdik? Yok, bence iyi yaptık abi. Bilmiyoruz ki, yeniden gidebilir. Evet, gidebilir tabii. O zaman bütün çabamız boşa gider abi. Ömer Efendi'nin borcunu öderken buluruz kendimizi. O da doğru ya. Ama Yılmaz, sen elinden geleni yaptın. Gerisi onlara kalmış. Koskocaman adamlar, ne yaptıklarını bilirler herhalde. Kusura bakmayın, böldük abi. Ama Salih'in çok önemli bir haberi var. İlla da hemen duyun istedik. Salih, biz epeydir hoş haber alamıyoruz. Öyle değil mi Yılmaz? Evet, heyecanla bekliyoruz. Şimdi doktordan geliyorum. Bebeğin cinsiyeti belli oldu. Erkek. Allah be, gel. Vay be, şaka maka geliyor velet ha? Geliyor. Başka? Her şey yolunda mı? Fahriye'nin sağlığı? İyi, her şey yolunda. Salih, zor günler seni bekliyor, hazır ol. Çocuk yetiştirmek kolay bir şey değil. Hele bu zamanda. Neyse abi, ben çıkayım. İşe geç kaldım. Güle güle. Güle, güle. Güle abi güle. Benim de bir toplantım var. Sonra görüşürüz. Aha. Kolay gelsin. Görüşürüz. Teşekkür ederim. Tamam. Haberleşiriz. Ne diyor? O da aynı şeyi söylüyor. Miktar çok büyük. Bu da hepsini korkutuyor. Bence haklılar. Annemle konuştum Ömer. Çok kötü olmuş bu. Keşke konuşmasaydın. Şimdi kim bilir hakkımda neler düşünecek. Ne düşünürse düşünsün. Bu bizim en zor zamanımız. O da benim annem. Yapacağı bir şeyler varsa yapmalı. Annemin oturduğu evi satmaya karar verdik Ömer. Evi mi satacaksınız? Neden? Neden olacak? Paraya ihtiyacımız var. Elif'ciğim, sen o evin kaça satılacağını düşünüyorsun? Bilmiyorum. Daha sormadım. Bir emlakçıyla konuşacağız. Hay Allah. Çok teşekkür ederim. Bunu duymak bile bana nasıl iyi geldi anlatamam. Yani beni düşünmeniz. Annenin o evden hemen vazgeçmesi. Ama olmaz. Bir işe yaramaz çünkü. Satıldığıyla kalır. Yazık. Peki ne yapacağız? Belki böyle küçük küçük miktarlar üst üste birikir ve... Elif'ciğim, olmaz. Boş ver. Sen düşünme artık bunu. Miktar çok büyük. Babamdan gizli kredi almam da çok zor. Zaten hangi banka bana para verir ki? Hepsi şirketin durumunu biliyor. Neyse. Az sonra Selim Bey gelecek. Belki hukuki yönden bir çıkar yol bulur. Ne bileyim diyorsun ya. Bunlar hileli işler yapıyor filan. Belki imzaladığım kağıt da öyle bir şeydir. Ya da bir yol bulur filan. Bakacağız işte. Bana haber ver, olur mu? Merak ederim. Tamam canım. Ararım ben seni. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.